ve Ankara Gücü gerçekten güçlü bir yapılanmayla dağ bisikletinde özellikle söz sahibi olan takımlardan biri. Ve Ankara Gücü'nün takım menajeri Bülent Atlas bizimle birlikte yayınımızda. Bülent Bey, yine hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle hemen bir parkuru sorayım size. Parkur çok güzel. Teknik de içeriyor. Güce de dayalı. Hava da güzel. Zeminde bir çamurlaşma olmadı. Biz bu sezon Ankara yarışına kadar bütün yarışları çamurlu geçince artık Survivor'a katılma riskine kapılmıştık. Bu sene hava da güzel. Yağmur da parkuru bozmamış. Zaten şey de değil, dünkü şeyler. Gayet güzel. Biz beğendik parkuru. Kaç sporcuyla buradayız? Biz 12 sporcumuz var. 10 sporcumuz burada. Bir tane sakat sporcumuz vardı. İlk kez bu yarışa katılıyor tekrar. O da iyi bir performans sergiliyor şu anda. Ankara Gücü gerçekten sonuç itibariyle özellikle hani futbol takımından biliyoruz ama amatör branşlar dediğimiz işte basketboldur, voleyboldur, bisiklet, bu tip branşlara da artık yatırımını yapmaya daha fazla başladı. Evet, evet. Ankara Gücü'nün şu anda bisikletin haricinde bowling, dart, taekwondo, atlet gibi branşlarda ciddi faaliyetler var. Milli sporcuları barındırıyor. Bizde de bisiklet branşı biraz zor bir branş aslına bakarsanız. Diğer branşlara göre daha maliyetli. Ama yurt dışında olduğu gibi sponsorluk kavramı da Türkiye'de yeni oturuyor. Salkano'nun sayesinde biz çok önemli bir sıkıntımızı açtık aslına bakarsanız. Sponsor desteği kulübü de ayrıca gaza getirdi. Bu sene istediğimiz gibi iyi bir kadro kurmaya çalıştık. Uluslararası akreditasyonumuzu sağladık. Şu anda dağ bisikletinde uluslararası tek takımız. İnşallah önümüzdeki senelerde bu böyle devam etmez. Birçok uluslararası takım arasında yerimizi alırız. Aynı zamanda olimpiyatlara gidecek sporcular için de iddialı açıklamalar var aslında. Biz 2012 değil, 2016 olimpiyatları için çalışıyoruz tamamen. Yani 2012 olimpiyatlarını düşünmek biraz kısa vadeli bir düşünce olur. Pek de akıllıca bir yatırım olmaz. Biz 23 yaş altı Junior'a genç kadromuza çok ciddi yatırım yaptık. Onlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Altyapıdan ne kadar çok sporcu yetiştirdi sonuç itibariyle? Şu anda Under 23'lerde en kalabalık kadro bizim. 4 tane Under 23 yaş altı sporcumuz var. Junior'larda çok iyi bir sporcumuz var şu anda. Yıldızlarda çok iyi bir sporcumuz var. Sezon içerisinde arayışlarımız da devam ediyor. Biz Master'da, Elite'de ya da şeyde büyük kategorilerde takıma yeni sporcu almayız ama Junior ve Yıldız kategoride her zaman açığız. Eğer potansiyelini gördüğümüz bir sponsor olursa hemen kadromuza katmak için çalışmayı sağlarız. Size en çok zorlayan ne oluyor? Bisiklet sporu adına. Türkiye'nin dağ bisikletindeki geçmişi yok. Yani yeni sporcu yetiştirmek zorundayız. Çok fazla sporcu yetiştirmek zorundayız. Alternatif yetiştirmek zorundayız. Yabancılar buraya geldiği zaman beraber çevirdiklerini bizim de yapabilecek sporcularımızın olması lazım. Birbirlerini destekleyecek, birbirlerini yedekleyecek. O biraz zaman alacak bir iş. O yüzden mi antrenörü yabancı olarak tercih ettiniz? Bizim açıkçası Türkiye'de antrenman bilgimiz de çok doğru değil. Kondisyon kısmında, teknik kısmında iyi olsak da kondisyon kısmında yabancı antrenör çok daha verimli geçiyor. Biz geçen seneye kadar çıkalım, pedalımızı çevirelim şeklinde antrenman yapıyoruz ve zorlayıcı antrenmanlar yapıyoruz. Antrenmanlar çok dinlenmenin önemli olduğunu biz bu sene öğrendik aslında. Bizim antrenörlerden elbette daha 2-3 sene daha faydalanacağız ama ondan da bizim kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz kendi antrenörlerimizi yetiştirmek zorundayız. Yani çünkü ne kadar yurt dışına gitsek dahi sporcunun başında olması lazım antrenörün. Ankara Gücü'nün peki bu yıl hedefi olarak en önemli hedefi ne olarak görebilir? Tamam, sporcu yetiştirmek uzun hedefler, işte olimpiyatlar 2016, bu da güzel hedefler ama şu anda yakın hedefler olarak ne söyleyebiliriz? Çok iyi klasmanda sporcularımız var aslında. Aslında Bülent, biraz da şeyden bahsedebilirsin. Senin kısa olarak bir Sırbistan seyahatiniz olacak. Evet. Onunla ilgili bize bir bilgi verebilir misin? Hafta Ürgüp yarışımız var. Ürgüp yarışından sonra 3 haftalık bir Sırbistan seyahatine başlıyoruz. Salkano'nun sponsorluğunda, milli takımın desteği ve kulübümüzün desteğiyle. Orada 3 tane yarış koşacağız. Bir tanesi C1 klasmanında, iki tanesi de C2 klasmanında yarışlar. Puan toplamak zorundayız. Milli takım düzeyinde düşündüğümüz zaman olimpiyata sporcu göndermek açısından puan toplamak zorundayız. Ben takım olarak düşündüğümde Avrupa klasmanında, dünya klasmanında bir yere girmek için takım olarak puan toplamamız lazım. Gördüğümüz yerde atlayacağız. Yani biz Sırbistan'da falan korkuyorduk açıkçası. Sırplar buraya geldiler. Bizim sporcularımızın büyük kısmı onları geçti. Aslında korkulacak bir şey olmadığını görmüş gördük. Ha, gideceğiz biz onların ülkesinde puan almak için çaba sarf edeceğiz artık. Bu uzun vadede
Şu anda Yunanistan'dan gelen sporcular bizi geçiyorken 2 gün sonra inşallah biz Yunanistan'a gideceğiz. Onların ülkesindeki yarışlardan puan almaya başlayacağız. Hedefleri biraz o şekil tutmakta fayda var. Yani Türkiye'de Ankara gücü bir şeyler yapar. Maddi gücüyle de yapar. Spor altyapısıyla da yapar. Ankara gücü 1938 yılında bisiklette Türkiye şampiyonluğu olan bir kulüp aslında. Yani belli bir geçmişi de var. Ama Türkiye'yi düşünmek fazla bize bir şey getirmez. Biz Avrupa'da başarılı, dünyada başarılı olmak için çaba sarf etmemiz lazım. Yatırımlarımızı ona göre yapmamız lazım. Proje hedef vizyonumuzu ona göre tutturmamız lazım. Bunda en önemlisi kulüp olduğu kadar sponsor da çok önemli. Sponsor desteğini fiyat olduğu kadar her şeyde kulübe fazla yük olmadan çıkartabilecek sistemi kurmak lazım. Bu biraz da sponsorlukta dahi profesyonel düşünmeye bakıyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? Gerçekten sponsor desteğiyle tamam biz büyük kulüptük zaten ama sponsor desteğimizle arkamıza aldığımızda daha da büyümememiz için hiçbir sebep yok. Ya bu şöyledir. Fenerbahçe'nin de voleybolda Acıbadem'e ihtiyacı olmayabilir. Yoktur da zaten. Fenerbahçe de çok güçlü bir kulüptür. Ama sponsor desteğiyle daha güçlü hale gelir. Orada birçok malzemeye veya ihtiyacını karşılayacağını sporcuya verebilecek duruma getirir. Biz bu sene kulüpten bisikletlerimizi isteseydik, kulübümüz bize bu bisikletleri öyle böyle almak için çaba sarf ederdi, alırdı da. Ama onun yerine biz şimdi sporculara maaş daha fazla vermek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani bu sponsor ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Sponsor elli öpülesi bir kavramdır. İnşallah bütün takımlarda bu sponsorluk kavramı üzerine çalışmaya başlar. Sporcular da bu konudan mutlu sanırım. Tabii tabii bakın şimdi. Sponsor olduğu zaman sadece kulübünüze karşı sorumlu olmuyorsunuz. Sponsorunuza karşı da sorumlu oluyorsunuz. Daha ciddi davranmak zorundasınız. Onu da daha iyi temsil etmek zorundasınız. Ha bunlar önemli detaylar. İnşallah bu sene çok ciddi bir takımlaşma başladı. Geçen seneye kadar sporcuların çok büyük kısmı Ferdi'ydi. Bu sene Abdülkim Bey geçen Ankara yarısına çıkarmış. %90'ına yakını bir takım sporcusu olmaya başladı. Daha bisikleti için çok ciddi bir gelişme bu. Gerçekten öyle. Çok büyük aşamalar. Evet. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Ankara gücü Salkan takım menajeri Bülent Atlas sizlerle birlikteydi. Bol şans diliyoruz. Önümüzdeki Sırbistan yolculuğunda da Türkiye'deki diğer yarışlarda da olsun. Ankara gücünün aslında o renklerini sarılacaksın almasını küçük bir hikaye söyleyeyim. Ben onu söyleyeyim mi? Sarı bildiğim kadarıyla kazanma hırsı ve başarıyı temsil ediyor. Lacivert'e kuvvet ve gücü ama tabii bu renklerin oluşmasında Atatürk inanısı var. Ankara'ya gittiğinde yediğim liste üzümünün rengi olan lacivert. Yedi o lezzetli kavunun rengi sarıdan böyle bir şey çıkartılmış ve Ankara gücünün renkleri sarı lacivert olarak gelmiş. Bu da seyircilerimize de ufak bir dipnot olarak geçsin. Gerçekten Ankara gücü takımı sonuç itibariyle Türkiye'nin tek uluslararası dağ bisikleti takımı olması adına önemli bir iş yapıyor. Bu gerçekten hatırı sayılır bir iş ve Salkan'ın sponsorluğunda da çok daha iyi yere gelecekleri belli. Aynı zamanda bir takımın Junior'da ya da gençlerde yatırım yapıyorum demesi bizi hiç korkutmayacak. En korkutmayacak şeylerden biri. Sonuç itibariyle ne kadar altyapıya önem verirseniz ileride onun meyvelerini o kadar yersiniz. 2016 olimpiyat hedefleri de var. Bu da çok güzel. Onlara bol şanslar diliyoruz. Uluslararası arenada da gerçekten güç göstermeye başlayan takımlardan biri oldu.